Aslından korunmak için en baştan başlayalım. Gebelikte annenin sigara içmemesi gerekiyor. Oradan başlayalım yani. Anne bir kere sigara içmeyecek. Ayrıca anne sigara içen ortamda olmaması gerekiyor gebeyken. Yani baba da içmeyecek. Bulunduğu ortamdaki insanlar sigara içmeyecekler. İş ortamlarında bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Stres, bir takım bozukluklara sebep oluyor çocuklarda. Erken doğum gibi falan, bu tür sorunlara sebep oluyor. Bu tür erken doğumlarda çocukların prematüre doğmaları, işte solunum cihazına bağlanmaları, erken dönemde doğumun erken olması nedeniyle, olgunlaşması nedeniyle çocukların nefes borularına zarar verdiği için bunlar da ömür boyu solunum sıkıntıları yaşıyorlar. Bebeklik döneminde yaşadıkları travma nedeniyle. Daha önce söylediğim gibi evin sağlıklı olması gerekiyor. Yani bu cümle daha uygun. Yani evin sağlıklı olması daha önemli bir cümle. Yani ne olmalı? İşte gün yastık yorgan kullanılmalı. Halı flex olmamalı yerde. Duvardan duvara bir halı istemiyoruz. Büyük halılar istemiyoruz. Eşyaların az olması, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sigara içilmemesi gerekiyor. Evlerinin mesela birkaç hastane ben rastladım. Evlerin hemen altında mobilyacı var. Mesela çocuk inip çıkıp karşılaşıyor. İnip çıkmasa bile camı açtığınız zaman oradan sürekli cila kokusu geliyor. Mesela evinizin bulunduğu yerde o yüzden çok önemli oluyor. Parfüm çok kullanılmaları gerekiyor. Annelerin ya da babaların böyle sadece annelerin kullanmıyor. İlaçlar, kontrolsüz ilaç kullanımı astım arttırıyor. Özellikle aspirin astımı çok arttıran bir ilaç. Aspirine bağlı astım krizleri çok görüyoruz. Hiç aspirin kullanmaması gerekiyor bizim astım hastalarımızın. Onun dışında reflü dediğimiz bir hastalık var. Bu hastalık da astıma sebep olabiliyor. Hastalarda tekrarlayan reflü atakları. Böyle erken dönemde sık öksürüğü olan, kusması fark edilen, bazen fark edilemeyebiliyor. Beslenme sorunu olan çocuklarda da astım düşündüğümüz çocuklarda reflüyü elememiz gerekiyor. Bu reflü dediğimiz hastalığı elersek eğer o hastanın astıma doğru gitmesini engellemiş olabiliyoruz. Yine evlerinin bulunduğu ortamlar açısından çok böyle ormanlık bir alana yakınsa sorunlar yaşayabiliyor. Taşınmaları gerekiyor bazı hastaların hatta evlerinin yerine değiştirmeleri gerekiyor.